Kendinden kısaca bahsetmeni istiyorum abi. Paylaşmak Ünvan derken Mr. misiniz? Pardon. Çanta da çıkardı böyle. Çok değişik oluyor lan. Şimdi bu kadar da büyük, güzel telefonla konuşmak da sıkıntı. Sadece kafam alıyormuşsun gibi bir havam var ama. Direkt böyle kafa da yani. Hazır mısın? Tabii. Her türlü. Kendinden kısaca bahset. Çok uzun istemiyorum. Sen başlattın mı bir kere? Ben başlattım. 45, 1,5 dakikadır çekim yapıyorum. Aa merhaba. Kendinden kısaca bahset. Tamam, ben Erdar Arıkan. Makine mühendisiyim. Türkiye'den başvurdum. Danışmansız çalışıyorum. Uzatmamı da aldım 3 yıllık. Bunu da danışmansız olarak aldım. Hiçbir şekilde danışman kullanmıyorum. Makine mühendisiyim. IT üzerine iş yapıyorum burada. Farklı müşterilerim mevcut. Onun haricinde sorular alırım. Ankara Anlaşması'ndan nasıl haberim oldu? Ankara Anlaşması'ndan nasıl haberim oldu? Aslında bizim ilk düşüncemiz Avustralya'ydı. Fakat Avustralya'nın puan sistemi biraz zorlu olduğu için, biraz daha kompetitif olduğu için biz Ankara Anlaşması'na yöneldik. Ankara Anlaşması'na aslında yönelmemizdeki en büyük sebep bir arkadaşım buradaydı. Onun aracılığıyla dedik ki İngiltere deneyelim, Ankara Anlaşması'nı deneyelim. Tutarsa tutar ve tuttu. Buradayız. Türk vatandaşı olarak birden fazla ülke seçeneği vardı aslında. Neden İngiltere? Birincisi İngilizce, ikincisi Türkiye'ye yakın olması eşim tarafından. Fakat Avustralya aslında en büyük benim hedefimdi, eşim her ne kadar istemese de. Ama İngiltere'nin bu şirket kurup kendi şirketini işletme olayından dolayı İngiltere benim ve eşimin de ikimizin birden tercih oldu. Peki Ankara Anlaşması'ndan beklentilerin, İngiltere yaşamından beklentilerin, hayallerin neydi bunlar? Bir yılı doldurmuş biri olarak örtüştü. İngiltere'den beklentim şuydu, geçim sıkıntısının olmadığı, life expense'lerini effort edebildiğin, yani karşılayabildiğin bir maddi gelir sağlayabileceğin bir hayattı. Ve bunu rahatlıkla karşıladığını düşünüyorum. Çok basit örnek vermek gerekirse, Türkiye'de bir Skechers ayakkabı 500 lirayken ve asgari ücretle bundan 4 tane alabilirken, burada 40 pound aynı ayakkabıdan 30 tane alabiliyorum. Daha da güzel bir şey yok zaten. Aynı şekilde 3 parça beef'i burada 2 pound alıyorsun. Türkiye'de 3 parça beef'i 80 liraya anca alabiliyorsun. Peki buradan şeyi çıkartabilir misin? İngiltere'deki tüm amacın ayakkabı almak ve beef yemek. Hayır. Tamamen life expense'lerimi rahat bir şekilde karşılayabilmekti. Ve bunun yanı sıra İngiltere pasaportunun güçlü olması da burayı seçmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi. Buraya geldikten sonraki süreçte bir şeyler bekliyordun ya, gerçekten örtüştü mü? Gerçekten öyle bir ülke mi? Aslında beklediğimden fazlasını aldım. O yüzden Türkiye'ye dönmeyi hiç düşünmedim. Bunun yanı sıra bir yıl aşkındır buradayım. Daha bir gün olsun Türkiye'ye geri dönmedim. Danışman ile mi çalıştınız yoksa kendiniz mi? Asla danışman ile çalışmam. Sakin ol. Tamam peki. Bu süreçte yaşadığınız deneyimler nelerdi? Mesela referans mektubu sürecini nasıl çözdünüz? Referans mektubu ilk başvuru aşamasında biz mektup kullanmadık. Hiçbir şekilde benim ne referans mektubum vardı ne de potansiyel müşteri mektubum vardı. Tamamen olay iş planını güzel bir şekilde hazırlayıp karşı tarafa, yani home office'e kendini ispatlamanla gerçekleşiyor. Sadece muhasebe kısmını biz yapamayacağımız için buradaki bir muhasebeciye sadece muhasebe tablolarını oluşturduk. Peki, ilk gün İngiltere'de bir yılını doldurdun. İlk dönem hissiyatların, ilk geldiğin andan itibaren, özellikle ilk hafta, ilk ay neler hissettin, neler farklıydı, neler sana çok cazip geldi, neler seni çok rahatsız etti? Mesela pazar günü alışveriş yapamamak 5'ten sonra, ya da işte şimdi Christmas time, yarın ve öbür gün ülke yok olacak. Bunlar sana neler hissettirdi? Şimdi ilk olarak ben buraya ilk geldiğimde en fazla cazip kılan şey insanlardaki saygıydı. Türkiye'de pasaport kontrolünde herkes senin önüne geçmeye çalışırken burada insanlar sıraya giriyordu ve aranda 5 metre mesafe vardı. Türkiye'de bunu karşılayamıyorduk, bunu görmüyorduk. Kimse pandiklemiyordu. Kimse pandiklemiyordu. Hani fakat burada gayet rahat bir ortamla karşılaşıyorsun. İnsanların birbirine saygısı var. Beklediğim şeylerin birçoğunu burada karşıladım. İlk ay, ilk hafta hissiyatım şuydu. Keşke Türkiye değil de burada doğmuş olsaydım hissiyatıydı. Aslında Türkiye'ye hiç ait olmamışız. Ben aslında buraya aitmişim gibi hissettim ben ilk geldiğim zamanlarda. Peki. Ki hala devam ediyorum. Bunun yanında danışmansız başvurdum. Ve hiçbir şekilde danışman kullanmadı düşünmüyorum. Çünkü bütün guidance'lar gov.uk'de zaten her şey açık açık, tane tane hepsi anlatılmış. Dolayısıyla danışmanla çalışmanın mantığını çözemiyorum ben. Peki
Burada şey diyorlar, Türkler, Türklerin Türkiye'deki Suriyelilerden hiçbir farkı yoksunuz. Sana bir şey ifade edeyim. Alakası yok çünkü bu tamamen bulunduğun konumla ve konuştuğun kişiyle alakalı. Türkiye'de Suriyeli olduğun zaman Türkiye'nin çok küçük bir kesimince herhangi bir problem yaratmazken, burada çok büyük bir bölüm senin Türk olmanla alakalı hiçbir şekilde problem yaratmıyor. Peki bu ulaşımla ilgili metro, otobüs, bir yerden bir yere gitmek, bu tarz konular nasıl, ilk geldiğinde ne hissettin? İlk geldiğimde şunu hissettim, buradaki metro ağı muazzam güzel. İstediğiniz yere metro ile ulaşmak çok mümkün. Bunun yanında muazzam bir şekilde bir otobüs ağı var ve otobüsle istediğiniz yere istediğiniz gibi varabiliyorsunuz. Tek problem dakika başı bir otobüs durağının olması. Dolayısıyla bir saatlik gideceğiniz yolu otobüsle 2 saatte gidebiliyorsunuz. Metro ile 15 dakikada giden yolu otobüste 1 saat, 1 saat 15 dakika gibi sürelerde gidiyorsunuz. Peki İngiltere'de sosyal yaşam, insanların tavırları, bürokrasi konularında görüşleriniz ne? Türkiye'den farklı mı? Türkiye'den kesinlikle daha farklı çünkü buradaki bütün bürokrasi işleri de mektupla halloluyor ve burada sizin beyanınıza bakıyor tamamen devlet. Türkiye'de ise ispata bakıyor. Yani Türkiye'de bir en basitinden banka hesabı açmak için gittiğinizde sizden ikametgah il muhabiri isterken burada öyle bir şey yok. Her şey mektupla yaradığı için sadece mektup göstermeniz, yani bir bank statement olması veya herhangi başka bir sizin adınıza gelen bir mektup olması yeterli. Dolayısıyla bürokrasinin burada hızlı işlediğini düşünüyorum. Burada mesela çok basit bir şekilde bir provisional ehliyet, yani geçici ehliyete başvururken dahi size mektupla her şeyiniz geliyor, siz her şeyinizi mektupla gönderiyorsunuz, mektupla çözüyorsunuz bütün işlerinizi. Peki şöyle bir durum var. Mesela elektrik açtırmak istiyorsun. Sana bir ay sonraya randevu veriyorlar. İnternet açtıracaksın. Adam diyor ki bugün git, 45 gün sonra gel. Bunlar sence farklı mı? Aslında az önceki sorudan devam edeyim ben. Hani ilk olarak yarın işte her taraf kapalı, Christmas, akşam 5'ten sonra alışveriş yapamıyorsun. Aslında bu tamamen insana verilen kaliteyi, insana verilen önemi gösteriyor. Çünkü eğer ki akşam 5'ten sonra çalıştıracaksa eğer, bu firmanın sana iki katı para vermesi lazım. Adam buna bakıyor, iki katı para vermek mantıklı değil çünkü kurtarmıyor. Dolayısıyla adam o saatte açmaktansa kapalı tutmayı yeğliyor. Yine aynı şekilde hani az önce de sordun, hani yarın Christmas kapalı, her taraf ölü olacak, herhangi bir problem yaşadın mı? Evet, Türkiye'de her taraf açık ama açık olan yerlerdeki insanları sömürüyorlar. Bu sebeple her yer açık. Burada insanları sömürmedikleri için her yer kapalı yarın. Şerefsiz tam İngiliz olmuş ya. Her türlü. Banka hesabı açma süreci nasıl ilerledi? Banka seçimi ve süreçle ilgili deneyimlerin. Banka hesabı açması aslında benim için en kolay işlerden bir tanesi de, ilk olarak Monzo ya da Monese gibi internet üzerinden hesap açılan, kolaylıkla hesap açılan bir yerden banka hesabı açtım. Daha sonra içerisinde belli bir miktar para yükleyip bu paranın tamamını harcadım ve bir bank statement aldım. Bu bank statement benim adres proof'um haline geldi ve isim vereyim, NatWest isimli bankadan online başvuruyla bu bank statement'ı adres proof olarak göstererek banka hesabını ya açtım. Reklam yasak. Reklam yapmadım zaten. NatWest'in reklamını yapsam ne yapmasam ne. Adamlar zaten, adam 1000 pound'a 60 pound'luk tamam, bir krediye para alıyor. Tamam, devam edelim o zaman. Buraya tek mi geldin, aileyle mi geldin? Aileyle geldin. Ailemle geldim. Tercih mi? Tek gelip ortam kurmak daha mı mantıklıydı, yoksa iyi ki ailemle birlikte gelmişim dedi. Kesinlikle aileyle geldim. Aileye gelmek daha mantıklı. Eşimle beraber geldik. Eşim çünkü dependent olduğu için her türlü çalışma vizesine sahip oluyor. Dolayısıyla ilk etapta müşteri bulma sürecinde, firma için müşteri bulma sürecinde eşinin getirdiği parayı yiyorsun. Daha rahat oluyor tabii ki. Çocuk var mı? Çocuk yok. Daha erken. Çocukla ilgili bir sıkıntı yaşamadın mı durumda? Doğal olarak olmadığı için yaşayamadık. Hadi ya. Ya yazık. Peki İlk evini bulma sürecinle ilgili neler yaşadın? İlk evimi bulma sürecim aslında şöyleydi. Ben biz buraya geldiğimizde bir arkadaşım, dediğim gibi buradaydı. Üniversiteden bir arkadaşım buradaydı. Çağlar, selamlar. Onun bulunduğu evde bir oda boşaldı. O boşan odaya geçtim. Peki bölge seçimi, yaşayacağın bölge seçimini nasıl yaptın? Neye göre karar verdin? Güvenlikle ilgili ne düşünüyorsun? İşte en güzel soru. Şimdi ilk sorulardan bir tanesi şuydu. Dediniz ki bu en büyük sıkıntı, hani en yanlış olduğunu düşündüğün veya
hayal kırıklığına uğratan şey neydi? Buradaki uyuşturucu kullanımı. Ben bölge seçimi yaparken böyle bir seçeneğim yoktu. Çünkü ev bulma sürecinde bizim mutlaka bir oda bulmamız lazımdı. Ve en azından evin içindeki insanların düzgün olması bizim için önemliydi. Dolayısıyla biz şu anda Londra'nın Barclay denilen bir bölgesinde, Turnpike Lane ya da Wood Green denilen bölgede bulunuyorum. Dolayısıyla akşam saat 10'dan sonra sokağa çıktığınızda her türlü pisliği rahatlıkla görebiliyorsunuz. Esrar çekenler, yola kusanlar vesaire, bu tarz insanlarla karşılaşmanız muhtemelen. Hani bölge seçimini ben mi yaptım, yapmadım. Yapacak olsaydım Londra'yı mı seçerdim, seçmezdim. Londra'nın dışını seçerdim. Fakat iş imkanı burada olduğu için... Londra'da nerede yaşamak isterdin ya da Londra dışında nerede yaşamak isterdin? Bu tamamen benim maddi gelirime bağlı. Eğer ki maddi gelirim iyiyse yine Londra'da kalmazdım. Maddi gelirim kötüyse yine Londra'da kalmam. Çünkü Londra büyük, pahalı ve gereksiz bir şekilde sürekli olarak... İnşallah onu da düşünüyoruz. Hani o da olacak. Stevenage vesaire taraflarını şu an inceliyoruz. Stevenage, Northampton, Stevenage. Yeah, S-T-E-N. Bakarsın tatlı. Yani Stevenage tarafına bakıyoruz. Hertfordshire bölgesinde kalıyor. O taraflara bakıyoruz şu an taşınmak için. Peki ilk iş bulma sürecinde attığın adımlar neydi? Çevrenden destek aldın mı? Kendin için ideal bir iş bulana kadar günü kurtarmak için iş yaptın mı? Bu işlerdeki deneyimlerin ne oldu? Şimdi ilk olarak soru yanlış. İş bulana kadar ne yaptın? Burada Ankara anlaşmalısıysanız eğer burada iş bulmuyorsunuz. Burada sizin zaten bir işiniz var. Sen zaten direktörsün. Senin müşteri bulma sürecin olur. İlk müşteriyi bulana kadar ne yaptım? Müşteri bulana kadar sadece oturdum ve kendi web sitemle ilgilendim. Kendi sosyal medyamı yönettim. Bu süre içerisinde müşterinin beni bulmasını bekledim. Bu süre içerisinde dediğim gibi yine eşimin kazandığı parayla geçindik. Dolayısıyla ilk etapta müşteri bulana kadar dependent ile beraber gelmek büyük avantaj. Yani sen müşteriyi bulmadın, müşteri seni buldu. Online mecralarda böyle imkanlarımız var, doğru mu? Online mecralarda freelancer.com, peopleperhour.com gibi web siteleri var. Bu web sitelerinden freelance olarak insanlar kendi işlerini yaptırmak istiyorlar. Web tasarım, yazılım vesaire gibi. Buralardan müşteri bulunabiliyor. Ama benim ilk seçeneğim bu tarz mecralarda müşteri aramaktansa müşterinin beni bulmasıydı. Çünkü eğer sizin müşteri buluyorsanız 1-0 geride başlıyorsunuz. Eğer ki müşteri sizi buluyorsa siz 1-0 önde başlıyorsunuz. Dolayısıyla müşterinin beni bulması tercihimdi. Unuttuğumuz bir şey var, ekleyelim. İş bulma süreci dediğim gibi Ankara anlaşmalı, yani vize sahibi olan kişi için bu mümkün değil. Çünkü iş bulmuyorsunuz burada, müşteri buluyorsunuz. Ama eşim benim dependent olduğu için eşimin bir iş bulması gerekiyordu. Eşim işi nasıl buldu? BRP'yi aldığımız gün metrodan çıktık. İlk girdiği dükkanda staff aranıyor, yani bir eleman aranıyor şeklinde ilan vardı. Girdi ve aynı gün işi buldu. Yani iş bulmakta dependent'ın herhangi bir problem yaşayacağını sanmıyorum. Yani bu durumda şeyi önerebilir miyiz gelen çiftlere? Eşinizi alın, kendiniz dependent olun gibi böyle... Evet. Kim fazla para kazanma ihtimali varsa o kişi dependent olsun. Diğer kişi vize sahibi olsun. Bizim gibi olmayın. Ya eşimi alsaydım keşke dediğin anlar oluyor değil Oluyor mi? Tabii, olmaz olur mu? Çünkü IT üzerinden iş bulma ihtimaliniz daha yüksek müşteri bulmaktansa. O yüzden tabii ki bunu söylediğin zamanlar sıklıklı oluyor. Özellikle son dönemlerde beyin gücüyle Türkiye'den göçenlere farklı benzetmeler ve yakıştırmalar yapılıyor. Mesela? Kendini piyasada yetiştirmiş bilinirliği olan kişilerin yurt dışına çıkması onları FETÖ'cü veya vatan haini yapar mı? Bu konuya bakış açın nedir? Cevaplamak zorunda değilsin. Amaç siyasi bir mesaj vermek değil. Aslında olay şu, bu tamamen siyasi değil fakat illaki siyasete bulaşıyor. Bu arada bir bakanımızın açıklaması bu. O yurt dışına göçen, beyin göçüyle giden insanların %90'ı FETÖ'cüdür, o yüzden gitmiştir dedi. Şimdi şöyle bir durum var. İlk olarak FETÖ'cüdür veya FETÖ'cü değildir. Bu tamamen kişinin suça meyildir ya da meyilsizdir anlamına geliyor. Bu tamamen siyasi bir bakış açısı. Bu beni bağlamaz. Fakat yurt dışına göçen insan vatan haini midir? Buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü dünya bundan 50 sene öncesinden çok daha farklı. 50 sene önce ne yaparsan kendi vatanındaydı. Bugün dünya global. Ve eğer ki benim yetiştiğim ülke benim hak ettiğim parayı veremiyorsa, hak ettiğim paradan kasıt asgari ücret veya asgari ücretin iki katı vesaire değil, benim kazandığım para ne kadar birim ürün ediyorsa, eğer ki ben bunun hak ettiğimi düşünmüyorsam yurt dışına göçmem gayet normal ve bu tamamen siyasi dengelerin vatan haini yakıştırmasına başka bir şey değil.
Gelecek planlarında İngiltere nasıl bir yer kaplıyor? Türkiye'ye geri dönmek konusunda bir planlaman var mı? Vallahi ben Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Eşimin birazcık böyle bir maili var, Türkiye'ye geri dönsek mi vesaire gibi, ama kesinlikle ben geri dönmeyi düşünmüyorum. Burada hayattan, yaşamaktan memnunum. Evet, Türkiye kadar canlı bir ülke mi? Hayır, Türkiye kadar canlı bir ülke değil. Ama Türkiye gibi de insanı ezen, fakir olduğunda sefalet kavramının olmadığı bir ülke. Yani burada sokakta evsiz insan var mı? Var. Ama bu sokaktaki evsiz insanların birçoğu British, yani İngiliz, ve bunlar kendi devletin verdiği yardımları uyuşturucuya yatıran, devletin verdiği evi kiralayıp aldığı parayı uyuşturucuya yatıran insanlar. Dolayısıyla burada ben sefalet çekme ihtimalinin, yani British olan, buradan vatandaş olan bir insanın sefalet çekme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Son olarak sorularda yer almayan ama yaşadığın İngiltere'de yaşam ve iş konusunda deneyimlerin varsa ilginç anekdotlarını paylaşabilir misin? İlginç anekdot var mı? Düşünüyorum. Aslına bakarsanız yok. Çünkü hani tamamen buraya gelirken araştırmayı iyi yapıp geldikten sonra bir kültür şoku vesaire yaşamıyorsunuz. Tek kültür şoku yaşadığım ilginç anekdot diyebileceğim, ya sokakta insanların uyuşturucu çekmesi. Bundan daha ilginç bir şey olamaz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de kıyasladığınız zaman, Türkiye'de içki içerken insan gazeteye sarıp içiyor. Buradaki adam gayet de elinde esrar alıp çeke çeke gidebiliyor yani. O yüzden hani bundan başka ilginç bir şey yok benim gözümde. Selam. Teşekkür ederim. Selamlar, selamlar herkese. Takip etsin. Ya takip et. Etmeyin abi, takip et. Yanlış. Kılavuzu kargalanın burnu boktan kurtulmaz.